AK Parti aleyhine konuşan biri olunca hiç tepki yok. Hiçbir kelam etmiyorsunuz. Kendi mahallenizi eleştirecekseniz Söz gelin Didim Belediye Başkanı'nı konuşalım. Buyurun Ersan Şah. Şunu bitireyim, istirham ediyorum. Bir belediye başkanı konuşuluyor arkadaşım. Türkiye ayaklanmış. İki başkan yardımcısıyla birlikte toplu tecavüzle suçlanıyor. Didim Belediye Başkanı, senin mahallenden çıkan bir tane eleştiri bana söyler misin? Bir tane eleştiri. İşin içinde toplu tecavüz var, şantaj var, uyuşturucu var, toplu seks var, her türlü pislik var. İddia ve var diyelim. İddia olarak değil, bakın şunu söyleyeyim, savcılığa gitti. Ben, o kişi benim ama o kadın o değil dedi. İfadesini bugün okudum. Görüntülerde madem tarikat liderleri bilmem şunlar bunlar, tarikatların içindeki sapıkları konuşuyoruz. O sapkınlığın görüntüsü benim telefonumda. Yüreği olan varsa o görüntüyü izleyelim. Didim Belediye Başkanı ile ilgili o görüntüyü izleyelim. Burada bir cenaha vururken, istirham ediyorum Ali Haydar Bey. Ya biz kendi mahallemizden eleştiri üretemiyoruz diyoruz. Ama kendi mahallemizde olan hiçbir pisliği gün yüzüne çıkarmıyoruz, üzerini kapatıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Cem Küçük adına da konuşurum. Benim mahallemdeki pisliği, hırsızlığı, yolsuzluğu, arsızlığı, namussuzluğu bugüne kadar bunlarla savaşarak geldim. Peki. Belediye başkanlarından, siyasetçilerinden, tarikat şeyhlerine kadar. Ama sizin mahallenizde bu Didim meselesinde olduğu gibi bir tane pisliği biz kardeşim yaydık, bunu gönderin diyemezsiniz. Ben şu an CHP içinde yaşanan 19 başlık altında genel başkanın akrabasından tut en aşağıdakine varıncaya kadar 19 tane taciz ve tecavüz olayını söylerim. Bunların tamamı da CHP'de hala görevli. Bir dakika. Hala hepsi, üst düzey yönetimde. Hepsi iddia, altını çiziyorum ben moderatör hepsi olarak. Mahkemece kanıtlanmış. Hepsi mahkemede kanıtlanmış. Şimdi, ceza almış. Birkaç. Yargı süreci devam ederken. Hayır, hepsi ceza almış. Hanım, ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ben ceza alanları burada konuşurum.